Evet selam dostlar hoş geldiniz uzun zamandır neye katılmıyorduk evet bir bitcoin projesine katılmıyorduk btc layer 2 vesaire kafası olan projeleri zaten daha önce kanalda ki geleceğin hype olacaklardan biri bu olacak büyük ihtimalle dolayısıyla çıkan her projeye ben katılıyorum katılacak çada testnetini atıyorum sağ olsun bunu Batu arkadaşımız bana söyledi Üstad, hoca, dost, git bunu bir yap, mutlaka dedi. Süresi kısıtlı dedi. Dedim neden olmasın, yapalım. Yaparken de tabii ki e, size de videolaştırayım istedim. Projenin adı ne derseniz Runes. Ben Türkçe okuyacağım, kesin birileri çünkü bazen hoca bu böyle okunmuyor. şöyle oku falan yani. Sıktriden takılmayın onlara, boş verin. Runes Fii diye bir proje dostlar bu. E, i̇şte anlatıyor da, anlatıyor, anlatıyor da, anlatıyor. Biliyorsunuz bunlarla işimiz gücümüz var mı? E, hani böyle çok kendini bilgili salan, istat falan geçiren tayfa işte bilip de para kazanın şöyle yapın falan. Tabii ki öyle yapın da hani ee, bırakalım Türkiye potansiyelini artık ee, birbirimizi yargılamayı da geçelim. Herkes ekmeğinin peşinde. Kimse burada bu projede bu cüzdanla şununla bununla ne yapılırla umurunda bile değil. Herkes ekmeğinin peşinde. O yüzden ben de burada herhangi bir testette projenin detaylarını anlatmıyorum. Gerçek parayla yatırırsak tabii ki ee, gerekli dokümanları gösteriyorum genelde varsa eğer dokümanları bunun da yine olan dokümanlarını videonun altına e, koyarım. Hemen gelin ne yapacağız bu projeyle ilgili. Basit bir testneti var ama hızlı olmanız gerekiyor. Çünkü süresi kısıtlı. Ne yapmış bu adamlar derseniz dostlar. Bunlar Galaxy'de de e, açıkçası testneti falan filan her şeyi buraya koymuşlar. <laughs> yani yapılacakları buraya koymuşlar. E, aslında bir bize iyi. Takip etmesi kolay falan. Hani e, yaptım mı yapmadım mı her gün tekrar etmem gerekiyor mu gibi dertlerden kurtarıyor sizi. Fakat burada ne yazıyor arkadaşlar? işte first come first serve diye bu işte ilk gelen ilk alır mı mantığıyla e, yapıldığını söylüyor. Genelde Galaxy'de de hep böyle yazarlar ama hiçbir zaman da öyle işlemez bu işler. Yine de yine de çünkü süresi kısıtlı. Dediğim gibi e, ne zaman 6 Haziran da mı bitiyor bu? tabi 6 Haziran'da bitiyor. Pardon. 4 Haziran'da bitiyor bunlar tersten yazdığı için. 4 Haziran'da bitiyor son süresi. Zaten çok da bir günü yok. 3-4 günü var. Ee, burada da zaten bakın şu açıklamasını açtığınızda diyor ki işte bir testnetimiz, ikinci aşama testnetimiz başladı falan. Ee, özel hediyeler falan filan demiyor gerçi öyle şeyler. <laughs> e dediği şey şu arkadaşlar. E, şu BitStone NFT vereceklermiş. E, bu testnete katılanlara. Biliyorsunuz e, biz daha önce bunun gibi Babylon projesine katılmıştık. Bir NFT atmıştı. Değerli olmuştu. E, 150 bazı nasıl satabilse 180-200 dolara kadar okutan olabilirdi. Ee, bu projede e, dedik ki katılalım niye? Çünkü bir NFT veriyor. Bakarsınız NFT'si hype yapar, para eder, onu eder, bunu eder yarın öbür gün 50 dolar bile satsanız olur. Yani ben mesela öbürünü satmadım. Babylon'u hala duruyor. Neden? Kendi token'in çıktığında değerli olacağını düşünüyorum. Ha bu projeyi incelerseniz ya ben bir NFT alayım da satayım satmayayım sonra o artık size kalmış işler. Yani şu NFT'yi almak için bu testnete katılıyoruz. Aklınızda olsun burada detayda yazmış. Zaten şu yukarıları artık söylemiyorum. Hepinizin bildiği şeyler. Sadece bazen şunu soran hala arkadaş oluyor ama şuradan gelip takip alırsanız hemen onaylanmıyor. Bir 3-5 dakika sonra yenilerseniz burası da tik olur. Buradan zaten Zaten şunları bitirdiğinizde bir NFT ve 50 puan veriyor. Sonra ne var derseniz yine bir NFT ve 100 puan vereceği alan var. Burada da işte aslında bize testneti yaptırıyor. Zaten testnet adresi burada. Diyor ki oraya git Unisat cüzdanını bağla. Şuradan faucet al. İşte volüm yarat ve formu doldur. Bunların hepsini ben yanında açtım. Tek tek göstereceğim şimdi size. E, öncelikle burada tabi gördüğünüz gibi onlar Unisat önermişler sitesine bağlanırken. Ben Unisat kullanıyorum Bitcoin'ler için. Nasıl bir cüzdan derseniz nerede o? cüzdan burada. Daha önce ben bunu Babylon projesinde de anlattım galiba. fakat size de anlatayım. Zaten Metamask gibi kuruyorsunuz arkadaşlar. Cüzdanı kurmakta bir sıkıntı yok. Adı da zaten şurada yazdığı gibi Unisat. Unisat artık nasıl okursanız. bu cüzdanı kurduktan sonra arkadaşlar şurada sizde açıldığında Livnet'te olabilir. Bunu testnet'e alıyorsunuz. Öncelikle şu ayar kısmına basıp Sonra gördüğünüz gibi şurada adresler kısmı var. 4 tane Bitcoin'de böyle saçmalık var. E, detayını bilen arkadaş biliyordur. E, ama 4 tane farklı adresiniz var. E, genelde şu native segment ya da tarpot. Tarp, ne nasıl okunuyor Tarprot. Bu ikisi kullanılıyor testetlerde. E, o yüzden Burada da zaten adamlar demiş şu formu doldururken ben şimdi size göstereceğim. Ya tarpotu kullanın ya natif segviti kullanın demiş. Ben natif segvite kullandım. Ne yapıyorsunuz? O zaman bunu kullanmak istiyorsanız bunu tikliyorsunuz arkadaşlar. Sonra geri basıp şu cüzdan işaretine bastığınızda zaten şuradaki adresiniz sizin o seçtiğiniz adres oluyor. Şuradaki adresiniz oluyor. Sonra bunu kopyalıyorsunuz dostlar. Tabii ki buradan kopyaladınız. İlk etap ne arkadaşlar? Diyor ki e, tabii ki test e, fauseti al diyor. Geliyorsunuz fauset sayfası burada. Bu arada buna katılmak istemeyen dostlar bile arkadaşlar bile gelsinler bu fauseti mutlaka alsınlar. Bitcoin'le ilgili başka cüzdanlarınız vardır. Bu e, şu an çalışan ve hızlı e, bir e, şey sağlayan nadir Özellikle Bitcoin Fawcett'leri bulunmadığı için. Bakın ben aldım tabii 24 saat sonra diyor. Bitcoin fosetleri bulunmadığı için burası da çalışıyor. Ee, en azından bu videoyu hemen izliyorsanız gelin e, defalarca almaya çalışın. Nasıl defalarca alırsınız? Ee, ben birkaç kere farklı cüzdanlarımı aldım. Ne yaptım? VPN kullandım. Burayı değiştirdim. Adresimi yazdım gönderdi. Efendime söyleyeyim modeminiz e, sabit IP ise kapatıp açarsanız yine alabilirsiniz. Ben farklı farklı adreslerime... Çünkü ne kadar bir veriyor? Şuraya da yazayım size göstereyim. 0.01 tane BTC gönderiyor. Yani diğerleri neredeyse hani bir Fawcet, Mawcet almaya çalıştığınızda şu kadar falan gönderir. Burası patlamadan, çatlamadan en azından videoyu izler, izliyorsanız, hiç katılmayacaksınız bile gelip şu faucetleri cüzdanlarınıza çekin. Kaç tane Bitcoin cüzdanınız varsa artık. Neyse buradan göndereceksiniz. Az önce hatayı gördünüz zaten. Ha, bu, bu sefer bunu diyor. 23 saatim var ben daha yeni aldım buradan bunu alıyorsunuz. Sonra ne demiş kardeş? Aldın onu diyor. Pauzetini aldın diyor. Sonra git diyor. Volüm yarat diyor. Volümü nerede yaratıyorsunuz arkadaşlar? asıl testnet olan site burası. Zaten şöyle de göstereyim. Bu ana sayfası normalde. Şuradan da testnet'e basıp gidebiliyorsunuz. şimdi oraya bastığınızda size böyle bir sayfa açılıyor. Burada işte şu ana kadar yapılmış volümler, hacimler falan filan var. Siz ne yapacaksınız? Tabii ki öncelikle şuradan iki tane cüzdan kullanabiliyorsunuz. Ben de da var. Dediğim gibi bu cüzdanı da kurdum. Buna da Bitcoin şeyleri tokenlerini çektim. Fawcett'lerini Uniset'e de çektim. Hatta bakın göstereyim. Uniset'te ikisini birden alabildim. Ee, şu an bunda tabii 001 vardı ama ben bir işlem yaptığım için azaldı. Ama diğerini de göstereyim. Ona da aldım. Ona da gönderdi. Bakın 0.01 e, BTC olmuş oldu. Yarın öbür gün testletlere katılırken biliyorsunuz bunları bulmak zor oluyor. Hazır çalışıyorken alın. Her neyse ben şimdi ne yapıyorum? Tabii ki bu ha, Uniset Wallet kullandığım için burada giriyorum. E, cüzdanımı bağladım. Sonra ne yapacaksınız arkadaşlar şurada swap kısmı var. Swap kısmında zaten burada anlattığı şey volüm yaratıyor. Hatta şu guide kısmına da bastığınızda arkadaşlar onu da göstereyim kendiniz de bakın. Benim anlatımımdan anlamazsanız adamlar bir YouTube videosu da koymuşlar. Kon continue dediğinizde sizi bir YouTube sayfası kendi sayfalarını atıyorlar galiba evet ee, buraya atıyorlar burada da bunlar koymuş videoda işte ne yapıyor arkadaşlar bu da aynısını cüzdanını bağlıyor buradan geliyor bir token seçiyor ya onun seçtiği token seçtim ben de gelip buradan işte alacağı miktarı yazıyor ondan sonrası baba basıyor ha, orayı geçmeyeyim ben e, ben şurada yaptım. Festle yaptım. Bu 300 değiştirip yapmış. Artık size kalmış bir şey. Ben Festle yaptım. Ondan sonra onaylıyor falan filan bildiğiniz swap işlemi yapıyor. Fakat işte burada e, şunu göstereyim swap aşağıya geliyor. Hemen onaylanmıyor Bitcoin'i. işte Bitcoin'in maalesef testnetlerinin de leş olması en büyük problemi bu. E, maalesef bu şekilde işlemlerin e, geçmesi uzun sürebiliyor. Sonra diyor ki arkadaş bekleyin diyor. Şurayı yenileyin diyor. Bakın diyor şu order kısmı success'e dönecek diyor. Ve cüzdanınıza da o tokenler gelecek diyor. İşlem yaptığınızda hacim Kast dediği şey bu yani sabat ha burada likite falan var hadi bunu bırakalım artık biz gerçek kendi sayfamıza dönelim ben ne yaptım dostlar ben e, yani 43 dakika önce yaptım gördüğünüz gibi hani onaylanmasını bekleyeyim. videoya öyle başlayacaktım hala blok confirming diyor onaylanmadı şuradan yenileyerek bunu e, işte onaylanmasını bekleyeceksiniz artık şimdilik yapacak bir şey yok e, ben ne yaptım şuradan geldim adamın seçtiğini seçtim 0.0 e, nokta 0.0001 tane BTC dedim ee, daha sonra burada bana tutar verdi kaç tane 6 tane şu kadarlık bir BTC hatta direkt buradan kod Ha, yani zaten aynısı geldi gördüğünüz gibi buradan swap işlemine bastım hatta bir tane daha yapabiliyorsam yapayım ee, 104 diyor. bir de custom yapalım bakalım 300 diyelim adamın dediği gibi confirm diyelim ordering swapping swap diyor ee, biraz bekliyorsunuz cüzdandan onay gelecek şimdi biraz işte derken vermedi Büyük ihtimalle Transavision not complete. Peki kardeş öyle 300 yazmadan şöyle fast ile yapsak. Onda bir sıkıntı olacak mı? Yine ordering dedi. Bakalım bu sefer cüzdan. Daha demin gelmişti onay. Ben öyle yaptım. Bu sefer de hata veriyor. Ee, gördüğünüz gibi testnet bir çalışıyor bir çalışmıyor da olabilir. Ben ama yapabildim daha demin. Bir sıkıntı yok. Mu? Ha, burada bir saçmalık var. Evet. Benim tokenimi burada az algılıyor arkadaşlar. Normalde bakın Cüzdanda daha fazla var. 0.08 tane var. E, bu 0.0002 algılıyor. Belki de şu işlemin bitmesini beklemek gerekiyordur. E, i̇şte bu aptal bir sistem olduğu için dediğim gibi bu bitcoin testnetlerinin e, belki bu bittikten sakses olduktan sonra bir kere daha işlem yaparım. ha Bu sitede başka neyi kullanabilirsiniz? Şurada likiti de var. Onu da nasıl yaparsınız? Zaten şu tokeni alacaksınız. E, yukarıda Bitcoin yazıp aşağıya da o token size geldiğinde bu ikisini birleştirip havuza ekleyebilirsiniz. Tabii benim şu an e, aşağıdaki daha henüz onaylanmadı ve gelmediği için likidite oluşturamıyorum. E, pool havuza ekleyebilirsiniz. Aynı mantık falan filan bunları yapabilirsiniz. Ama işte Bitcoin'de dediğim gibi işlemler çok çok uzun sürüyor bu tarz testnetlerde. Zaten şunlar daha gelecek melecek yazmışlar buraya. Şu dokümana bastığınızda da dokümanlarını açıyor. Eee açmıyor daha doğrusu. Hatta saçma bir şey gördüm. Doğru size de göstereyim. Dökümana gittiğinizde diyor ki buraya erişmek için diyor mailini falan filan girdi. Ne uğraşacağım lan senle diyorum. Kapattım. O yüzden okumadım dokümanını falan. Ve ben bir tane swap işlemini yaptım arkadaşlar. Bekliyorum. Burada da işlemi gösteriyor işte ne kadar olduğunu. 47 dakika önce yaptığımı falan filan henüz onaylanmamış diyor. İşte onaylanmışa döndüğünde işlem tamamlanmış olacak. Ha şimdi bunu da yaptıktan sonra dostlar ne yapacaksınız? Galaxy'ye geri döneceksiniz. Şuradaki tikinizi alabiliyor olacaksınız büyük ihtimalle. Ben de alamıyorum gördüğünüz gibi. Burada 24 saatte bir onaylanır falan filan diyor ama e, işlemi gerçekleştirdikten sonra birkaç kere daha yenileyin. Çünkü başka da bir şey yok. Ne var? Evet önemli olan şunu anlatmadım. Şu 5. maddeyi mutlaka ve mutlaka yapın. E, bunu yapmazsanız büyük ihtimalle o NFT gelmez. Şimdi burada bir form var diyor. Ben onu açmıştım. Yanında göstereyim. Bakın arkadaşlar burada formda ne demiş adamlar doldurun mutlaka bunu, bunu doldurmanız gerekiyor. Galaxy'deki kullandığınız metamask cüzdanınızı yazın demiş. Sonra aşağıya demiş ki işte bitcoin cüzdanında e, hangi testneti kullandıysanız yani hangi ağı nativ segwit'i mi kullandınız tar mu kullandınız. Onun cüzdanını buraya yazın demiş yani unutmayın e, eğer burada hangi işlemi yapıyorsanız. Ee, şu Nativi kullanıyorsanız bu cüzdanınızı alacaksınız. Tarpot'u kullanıyorsanız bu cüzdanı alıp buraya yazacaksınız. Ondan sonra Cuma. Ben de doldurmadım. Birazdan dolduracağım. Yani bakın Transaction Hash demişler. O ne derseniz arkadaşlar. E, tam da o da şu. Şuradaki bakın e, çizgi var ya. Şu şey ok var ya. Ona bastığınızda sizin işlem numaranız burada yazıyor. Şu işlem numaranızı kopyalıyorsunuz. Nerede kaldı o sayfa Geliyorsunuz buraya da onu yapıştırıyorsunuz Zaten sonra mail adresiniz ve telegramınızı Yazıyorsunuz buraya göndere basıyorsunuz Yani bu formu mutlaka doldurun Burada da yani 5. madde olarak zaten söylemişler ee, sonuçta şuradan da bir NFT ve buradan da bir NFT alacaksınız ama finalde tesnete katılanlara dediğim gibi herhalde farklı bir NFT atıyor olacak zaten. Ha, ne var Galaxy'de devam ediyor bakın burada yanında kutucuklar. Ee, şurada bu görevler devam ediyor daha bakın çok az insan katılmış. Ee, gelip buradan puan alabiliyorsunuz. Bu görevi yaptığınızda 200 puan veriyor. Ya zaten görev dediğim bir şey değil. Tweet et, şunu yap bunu yap. Üçüncüsü de açılık. Ee, üçüncü görevi de yapabiliyorsunuz. Onu da 47 kişi bitirmiş. Ondan da bir tane OAT alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle bir OAT veriyor. Road to TG yani kendi tokenlerinin çıkmasına giden bir yoldan bahsediyor. Ve şu iki görev daha açılmamış. Ee, week 3 diyor. Üçüncü hafta diyor. Ne zaman açılacak? Ha, Haziran 4'ten sonra da bu açılıp Haziran 11'de 5 günde bu sürecek. Yani çok kısa bir testnet süresi gibi bir şey var ama burada da testnetlik bir şey yok aslında. Şunu beğen bunu beğen yaptıracaklar. Bakın şu an not started diyor. En altta da yine bu da ondan sonra mı başlıyor? he, he o bittikten sonra dördüncü haftada da bu başlayacakmış. Buradan bunun geri kalanlar şimdilik puan gözüküyor. ha Belki buraya yeni görev eklerler yeni haftalarda artık bunun takibini yaparsınız. Önemli olan dediğim gibi şu adamların şu söyledikleri NFT'yi almak. E, bu görevleri yaptığınızda zaten diyor ki senin kardeşim sana bir işte kutu vereceğiz bir de 50 puan. Yalnız şunu unutmayın. Base ağında 0.01 fee alıyor. E, aklınızda olsun bunu da burada göstereyim. E, ben de var zaten kliyeme basalım. Ha buraya ne diyor? Bitcoin adresini bağla diyor. Tamam işte ben testnet yaptığım Bitcoin adresini buraya bağlayacağım. Tabi şu an videoda o, bununla uğraşamam videodan sonra e, o Bitcoin adresimi bağlayacağım. Şuradaki Unisetteki kullandığım adresi bağlayacağım buraya. E, onun dışında başka neyi var dersen sen Twitter'larını göstermedim göstereyim 30K'ya yakın takipçisi var. İşte burada da Binance onu bunu paylaşmışlar. İşte neden falan filan biziz, biziz en iyisiyiz falan muhabbeti klasik onlar var. Burada testeti yine övmüşler de övmüşler gibi gibi buradan Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Bilgilerini alabilirsiniz adamların. çok da başka unuttuğum bir şey kaldı mı bunu hemen yarın yayınlayacağım ben de zaten gecesinde çekiyorum ki yine de buraya ilk gelen ilk alır dedikleri için yarın öbür gün hani şey yapmasınlar ne bileyim 5000 kişi aldıktan sonra kapatabilirler görevi. Hazır açıkken yapın. Ya da en kötü dediğim gibi sadece arkadaşlar gelin şu fauseti alın cüzdanlarınıza yarın öbür gün daha kaliteli belki çok daha iyi bir projede Bitcoin fausetine ihtiyacınız olur. Sonra sağdan soldan bulamadık üstad nereden bulacağız demeyin. Böyle şeyleri yakaladın mı yapışacaksınız dostlar. Okey, bugün de yani böyle e, enteresan hani sonuçta e, klasik bir testnet gibi olmasa da bu adamların dedikleri şeyleri yapıyoruz ve öyle bir testnete katıldık. Her referans paylaşırsanız bunda ne veriyormuş? Buna da bir NFT veriyormuş, 50 puan veriyormuş. Ben buraya kendi e, tabii ki şu referans e, linkini koyarım. Galaxy için en azından zaten diğerinde öyle bir şey yok. E, Diğerinin direkt sitesini koyarım. E, Dökümanını falan filan incelemek isterseniz kendiniz incelersiniz dostlar. O halde şöyle yukarıya ben tarayıcının üstüne bakıyorum. Tablardan unuttuğum bir şey var mı? Bazen videoyu bir kapatıyorum. Yanında açtığım çekmeyi unutmuşum. Orada önemli bir bilgi varmış. Size söylemeyi unutmuşum falan ama şu an göz gezdirdiğime göre bir şey yok. Okey. Bir sonraki videolarda o zaman görüşmek üzere dostlar.